Herkese tolgaözbek.com'dan merhaba. Tüm dünya askeri kuvvetlerinde özellikle de hava operasyonlarının yapıldığı işte kara havacılar, deniz havacılar, jandarma havacılar ve hava kuvvetlerinde pilotlar, uçuş teknisyenleri veya bakım ekipleri bağlı bulundukları filoların, birliklerin armalarını taşır. Bu armalarda genellikle bir sembol olarak bir hayvan seçilir. Bir logoları vardır, özel tasarlanmış. Sloganları vardır ve gerçekten hani bugün nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında böyle bir tatlı çekişme varsa, aynı üste yer alan farklı filoların da aralarında tatlı bir rekabet vardır. Bunlar ömür boyu devam eder. İşte bir bakarsanız eski emekli havacıların buluştuğu Buluşmalara gidersiniz tabi şu an koronavirüs nedeniyle ne yazık ki bunlara gitmek mümkün değil. 70-80 yaşından gelmiştir ama hala karşısındaki adam sen bizim karşı filodandın diye böyle bir tatlı bir atışma içerisine yer alır. Bugünkü videomuzda hava kuvvetleri veya diğer havacılık birimlerinin Türkiye'deki filo amblemlerini armalarını ekrana getireceğiz. Biraz hikayelerini anlatacağım ben size ve aralarındaki bazı küçük esprileri birlikte izleyeceğiz güncel bir arma ile başlayalım. Malum Libya'da Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile birlikte ortak askeri çalışmalar yapıyor. El Wattiya hava üssünü de aynı zamanda Türk güçleri tarafından hava savunma hizmeti veriliyor. Bu hava savunma operasyonu da halk bataryalarıyla yapılıyor. Bu arma Ömer Erkmen imzalı. Ömer Bey gerçekten çok sayıda filo amblemine imza atmış. Onları çok özel tasarlamış. Kartal tabi Türk Hava Kuvvetleri'ni sembolize ediyor. Kartal'ın pençelerinde iki halk füzesi var ve gerçekten çölün en böyle tehlikeli iki hayvanı iki füzenin üzerinde. Bu halk bataryaları İstanbul merkezli 15. füze üst komutanlığına bağlı. 15. üste yazılmış ama bulundukları yer El Vat diye hava üssü. Burada da görüyorsunuz burada görevli bir personelin de kolunda bu armanın arma haline getirilmiş hali mevcut. Benim gerçekten Türk havacılığındaki en efsane e, olarak adlandırdığım armalardan biri de ne sandın Amram. Amram halen Türk Hava Kuvvetlerinin f 16larının orta uzun menzilli hava hava füzesi çok etkili bir füze. Biraz, burada da biraz da e, o malum küfure e, istinaden ne sandın Amram olarak adlandırılan böyle bir slogan bulunmuş gerçekten çok yaratıcı bir slogan. E, Amram füzesi de e, yayın üzerine konmuş bir ok gibi gözükmekte. Bir başka amblem ise. Oğlum bak gidin işte malum viral olan bir video vardı. E, oradaki işte ne yazık ki haylaz çocuklar e, temizlik işçisine laf atıyorlardı. Oğlum bak gidin dedikten sonra temizlik işçisi de onu e, süpürgesiyle kovalıyordu. Bu da keza Merzifonüsü e, için yapılmış bir armalardan biri. Üst diyor ki işte kuzeyde Ruslar, güneyde Suriye Hava Kuvvetleri, batıda Yunan Hava Kuvvetleri'ne Oğlum bak gidin. Biz bu ülkeyi vatanı savunuyoruz elimizde süpürgemiz sizi kovarız diye böyle bir slogan vermiş durumda. Yine F-16 filolarının efsane armalarından biri de F-16 savaşan Şahin blok 30 ama Şahin derken tabi burada otomobile atfedilmiş bir Şahin çizilmiş. Tofaş'ın efsanevi otomobillerinden bir Şahin'e. Burada tabi blok 30 denmesinin nedeni de blok 30 malum şu anki mevcut. F-16'lar içerisinde en yaşlı olanı. Bir başka arma ise 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na ait Eskişehir'deki merkez Türk Hava Kuvvetleri'nin jet uçaklarının büyük bakım işlemlerini gerçekleştiriyor ve yıllar önce Ulu Önder Atatürk bu merkezi geziyor ve gezdikten sonra çok sevindim gördüklerimden diyerek anı defterini imzalıyor. Bu slogan da armalaştırılmış durumda. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri için Atatürk sevgisi çok önemli. 111. filonun arması söz konusu vatansa gerisi teferruattır bir arması kullanılıyor. Özellikle bu armanın da e, geri dönüş yuvaya geri dönüşle birlikte tekrar hava kuvvetlerine dönen pilotlarımız tarafından da yoğun olarak kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Bazen armalar çeşitli dizilere, filmlere de atıfta bulunuyor. Games of Thrones'a bir atıf yapılmış. We have the watch, King in the North olarak adlandırılan işte görev bizde, devriye görevi bizde. Kuzey'in kralı, 151. filo. Burada 151. filonun amblemi Games of Thrones'da ünlü o tahtın üzerine oturmuş durumda. Keza F4'de 2020'lerin en önemli silahlarından biri de İsrail'den alınmış AGM-142 popay füzeleri. Bu füzeleri de bir temel reis omzuna almış ve ilginç bir de bir arma yapılmış bu popay füzeleri için. Malum F-4'ler çok duman çıkartıyor motorları. Biraz da Marlboro sigarasına bir atıfta bulunulmuş Phantom II Old Flying Smokers olarak adlandırılmış bu zamanında 171 korsan filonun kullandığı, pilotlarının kullandığı armalardan biriydi. Aman gençler tabi sigara içmeyin ama uçaktan çıkan böyle bir yoğun siyah dumanla da F-4'cüler bunlara böyle bir sigaraya doğru bir gönderme yapmışlar. F-16'nın omuza takılan uçak peçi burada tabi yeşil tonlar kullanılmış. Niye yeşil tonlar kullanılmış? Çünkü gece görüş sistemleriyle uçarken Herhangi bir şekilde yansıma yapmaması lazım. Normalde çok renkli olan bu arma yeşil ağırlıklı olarak tasarlanmış. Hoş da bir görüntü olmuş. Sadece tabi pilotlar değil aviyonik sistem sorumluları bakan teknisyenler onlar sayesinde bu aviyonikler arıza yapmadan veya minimum arıza ile uçuyorlar. God's Made Avionics. Because Pilots Need Heroes 2 diye Matrix filmine The Avionics diyerekten Matrix filmine bir gönderilme yapılmış burada. Gerçekten de çok ilginç, hoş bir arma tasarımı olmuş. Zaman zaman dediğim gibi özel harekatlar için de armalar hazırlanıyor. Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak 2018'de hayata geçirilmişti. Gerçekten Türk Hava Kuvvetleri de 15 Temmuz bu hain darbe girişi sonrasında çok darbe almıştı ama 72 uçakla operasyon gerçekleştirildi ve hedefler %95 gibi inanılmaz yüksek bir oranla vuruldu. Bu kısım tabi hava kuvvetleri kısmıydı. Yerde de gerçekten e, özel kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz, jandarma genel komutanlığımız, polis özel harekatta bazı operasyonlara katıldı. Gerçekten destan yazılan çok önemli bir operasyondu. Zeytin dalı içinde bu arma tasarlanmıştı. Yine e, terörle mücadele veya sınır ötesi operasyonlar için Allah için vurun, şehitlerimiz için vurun. Logosu dikkat çekiyor, arma tasarımı dikkat çekiyor. Bir Türk bayrağı, bir F-16 var, bir de mühimmat tabi Mühimmatın da hemen alt kısmında dumanın arasından kalmış bir e, özel harekat e, askerimizde bu armada yer almakta. Zaman zaman güncel konulara da armalarda gönderiler yapılıyor. İşte onlardan biri Covid-19. Covid-19'a rağmen havada kal 302 şimşek filo. Şimşek filo Anka insansız hava araçları e, operasyonunda kullanıyor, başarıyla kullanıyor. Diyor ki Covid-19'da işte evde kal, mesafe, temizlik gibi e, sloganlara böyle bir atıfta bulunmuş. Covid-19'a rağmen havada kal diyorlar. Evet bu da Yunanlara gönderme yapan Mightbusters. işte efsane avcıları. Ee, önde kaçan bir eski Yunan askeri var. Arkada da bir Türk pilotunu temsilen bir Yeniçeri konmuş ve onun hemen arkasında da Türk F16'sı. E ee, Yunanlılar gerçekten çok böyle terbiyesiz, inanılmaz, e, irite edici armalar yapıyorlar. Burada da bu efsane avcıları Might Busters e, olarak adlandırılan Türk hava kuvvetlerinin kullandığı çok önemli armalardan biri. Tabi yine insan hava aracı pilotları, bakım ekipleri de özel armalar kullanıyor. İHA, insansız hava aracı, insafsız hava aracı haline getirilmiş. Yine İHA sistemlerine dediğim gibi e, Games of Thrones'a bir gönderme var. Games of Thrones, o OSTC Eskişehir'deki merkezde e, çok uzaklardan biri olsa burada böyle bir gönderme yapılıyor ve İHA'ların gözlerinin gördüğünü, hedefini kaçırmadığı ifade ediliyor. Ve tabii ki yavaş yavaş emekli olan C-160 uçaklarının, transal uçaklarının arması var. Pistalarım diyor. Burada bir varyometre konmuş. Varyometre nedir? E, o anlık dakikada ne kadar e, irtifa kaybıyla dalış veya ne kadar irtifa alındığını gösteren bir özel bir e, gösterge bu. Varyometrede neredeyse... 17.8 gibi böyle bir inanılmaz bir dalış açısıyla C-160 özellikle alçak yük bırakmada bu dalış gerçekleştiriliyor. Ee, özel bir kanat tasarımı var C-160'ın. Pistalarım denerek bu arma ifade edilmiş. Yine F-4'e 2020 filolarının oluşturduğu özel bir arma Daesh avcıları kaçma sadece yorgun olacaksın diyerek sol tarafta bir kuru kafa var sağda da F4 göreve gidiyor görüldüğü gibi. Gerçekten F4'ler terörle mücadelenin çok önemli kahramanlarından biri Daesh'e de göz açtırmıyor. Evet yine terörle mücadele harekatında Şakir'e çay yok. Şener Şen'in İlyas Salman'la oynadığı Çiçek Abbas filmine böyle bir gönderme burada Şakir'e çay yok diye bir ünlü bir atışmaları vardır. Terörle mücadelede bin saati dolduran bir pilotun tasarladığı bir arma muhtemel birilerine laf gidiyordur diye tahmin ediyorum ben. Ve tabii ki yine Atatürk'lü armalardan biri bizim mavi olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı. Atatürk'ün süliyeti var. Kalpaklı bir muhtemel kurtuluş savaşı görüntüsü ve masmavi gözler Türk bayrağı ile birlikte yer almakta. Evet bu videomuzda bu son dönemdeki en favori armalar ve benim çok sevdiğim armaları sizlere gösterdim. Hikayelerini anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bunlar personel için çok ciddi bir motivasyon kaynağı ve aynı zamanda da e, bu motivasyonla birlikte bu zorlu görevleri personel üstesinden gelmeye çalışıyor ve aralarındaki yapılan espriler veya güncel konulara da göndermeler bu armalarda sadece Türkiye değil dünyanın her askeri gücünde, hava gücünde de yapılıyor bunlar. Bugünkü videomuzda armaları işledik. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Lütfen bu arada sorularınızı yorum olarak yazın veya destekleriniz için katıl tuşuna basabilirsiniz. Bizlere info.tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.